Beşinci föye hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dördüncü föyün devamı niteliğindedir. Dik üçgenlere devam ediyoruz. Peki özel üçgenler ve öklit bantısı da var tabii ki burada. Şimdi biz neyi görmüştük? 30-60-90 üçgenini ve 45-45-90 üçgenini görmüştük. Geldik üçüncüsüne 15-75-90 üçgeni arkadaşlar. 15-75-90 üçgeni nedir? Şimdi bunun küçük bir ispatını da yapalım. Eğer bir 15-75-90 üçgeni varsa arkadaşlar bu şekilde biz muhteşem üçlü yaparak e, yükseklikle kenar arasındaki bağıntıyı bulabiliriz. Bakın şöyle bir muhteşem üçlü oluşturuyorum. İşte muhteşem üçlü oluşturduk. 15 15 burası ne yapar? 30 yapar. O halde burada 30 dereceyi gördük ya bir dik indiririz. 30 60 90 üçgen oluştu. 30'un karşısına haş dersem 90'ın karşısı 2 haş. Buralar da muhteşem üçlüden 2 haş olacağı için toplam burası 4 haş oldu. O zaman görüyorsunuz yükseklik hipotenüsün dörtte biridir arkadaşlar. Kural buymuş. Peki bir de bakın aşağıda e, dik kenarlar arasında bir bağıntı var arkadaşlar. Buradaki bağıntı nedir? Buradaki olay nedir? Onu da şöyle göstereyim. Ee, buraya 75 dedik. Buraya 90 dedik. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz bakın. Tam şuradan bir 15 derece alabilirsiniz. Buradan 15 derece aldığınızda 15-15 daha 30 oldu. Bu ikiz kenar olur. Ve burası 30-60-90 olur. Peki 30'un karşısına x dersem 60'ın karşısı x kök 3 90'ın karşısı 2x olduğundan bakın burası ne yaptı arkadaşlar? 2x artı x kök 3 ya da x parantezinde 2 artı kök 3 ya da kök 3 artı 2. O zaman bu kenar x iken burası bakın ne oldu? Onun 2 artı kök 3 katı oldu. Evet burada da bakın onu göstermiş. bundan ziyade arkadaşlar ilk kural daha önemlidir. Yani bu haşa 4h. Ee, ÖSYM bunun üzerinde durmuştur. Bununla ilgili henüz bir şey gelmedi ama bilirsek tabii güzel olur. Her an çıkabilir karşımıza. Şimdi birinci örneğimiz yüksekliği bakın 2 vermiş. 15-75-90 üçgeni. Kuralımız şuydu arkadaşlar. Hipotenüs yüksekliğin 4 katıdır. Dolayısıyla burası ne olacaktır? Burası 8 olacaktır. O halde BC 8 birimdir. İkinci örnek sorumuza geldik. Burası 2 iken burası kaçtır? Şimdi normal formülü ezberlediyseniz 2'nin bir 2 katını alıyoruz. Bir de 2'nin kök 3 katını alıyoruz arkadaşlar. Ee, hatırlayınız bir önceki e, slaytlardan. Dolayısıyla 4 artı 2 kök 3 olacak. Ama bunu unutabilirsiniz. Onun yerine o zaman bunun nereden geldiğini bilmemiz gerekir. Şuradan bir tane 15 derece alıyoruz. Böylece burayı ikiz kenar yapıyoruz. Ve iki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan bakın burası 30 burası 60 arkadaşlar. Peki bundan sonra işimiz kolay. 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 4. Burası da 4 ikiz kenarda. Bakın x çıktı. 4 artı 2 kök 3 oldu. 2 yoldan da yapabilirsiniz. 2 açısı belli olan üçgenlerde kenarların uzunlukları bulmak için birinci yol dik indirmek, ikinci yolda sinüs teoremi yapmaktır. Mesela arkadaşlar e, herhangi bir şey sallayalım buraya. Örneğin 4 kök 2 olsun size burayı sorsun. Burası da 30 olsun. Evet birinci yol şu. Dik indirmek. Dersiniz ki hocam ben buradan bir dik indiririm. Dolayısıyla 45-45-90 üçgeni oluşur. Bakın buralar 4-4'tür. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir. Birinci yol buydu. Peki ikinci yol ne? Sinüs teoremi. Sinüs teoremi neymiş arkadaşlar? Sinüs teoremi üçgende geçerli tabii ki. A bölü sin A, B bölü sin B eşittir C bölü sin C. Yani bir kenarın karşısındaki açının sinüsüne oranı diğer kenarın onun karşısındaki açısının sinüsüne oranına sabit arkadaşlar. Evet şimdi de ikinci yoldan yapıyorum. Sorumuz bakın yukarıda verilmişti. Burası 30 derece. Burası 45 derece. Burası 4 kök 2. Burası x. Şimdi sinüs teoremi yapıyorum. Neydi arkadaşlar sinüs teoremi? Şuydu. Kenarı karşısındaki açının sinüsüne bölüyorsun. Yani 4 kök 2'yi sin 30'a ve x'i de sin 45'e bölüyorsun. Evet biliyorsunuz 4 kökü sin 31 bölü 2 idi. Sin 45 de kök 2 bölü 2'dir. Bunlar aynı tip olduğu için bunlar birbirini götürür zaten. O zaman kök 2 ile 4 kök 2'yi çarparsam 8 yapar. Böylece x'i ikinci yoldan yani sinüs teoreminden bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik dördüncü özel üçgenimize. 120-30-30 üçgeni. Buradaki kural bakın ispatı yapılmış buradan geliyor aslında. 30-60-90'lardan geliyor. 30'un karşısı A ise 120'nin karşısı ne oluyor bakın. A kök 3 oluyor. Mesela arkadaşlar şöyle bir üçgenimiz olsun. Burası 120. Burası 30. Burası 30 olsun. Buralar 4 ise tabii ki burası da 4 olduğundan burası 4 kök 3 diyebiliriz. Peki hocam 120'nin karşısını verse ne olacak? Yani mesela 120'nin karşısını 6 verdi. Size x'leri sordu. İkiz kenar olduğu için bu bir 120-30-30 üçgendir arkadaşlar. Ve 30'un karşısını bulmak için 6'yı kök bölmemiz gerekir. Evet bu da ne yapar? 6 kök 3 bölü 3 yapar. O da 2 kök yapar. Bunları nereden bulduk? Köküç bölü 3'leri hem üstte hem altı paydadaki kök 3'le çarparak bulduk arkadaşlar. Peki örnek sorumuza geldik. Yer düzlemine dik olan AH elektrik direği AB ve AC telleri ile B ve C noktalarında bağlıdır. Buna göre B ve C noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Evet bize burayı soruyor arkadaşlar. Peki şöyle mavi renk yapalım. Dikkat. 30, 60, 90 üçgeni var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, dolayısıyla 90'ın karşısı 2 kökki ise 30'un karşısı bunun yarısıdır. Yani kökkidir. Ve tabii ki 60'ın karşısını bulabilirim. Bu kökkinin kök 3 katını alacağım. Burası kök altı olur arkadaşlar. Burada da bakın 45, 45, 90 üçgeni var. Kök 2 ise burası da kökkidir. Dolayısıyla bizim soru işareti dediğimiz BC uzaklığı neymiş arkadaşlar kök 2 artı kök 6 olur diyoruz. Şimdi dördüncü örnek sorumuza geldik. ABC üçgeninde B açısı 30, A açısı 120 ve AC 4 birim verilmiş. Buna göre BCX kaç birimdir diye sorulmuş. Tabii ki bu bir 120-30-30 üçgen arkadaşlar. Burası da 4 olacak. Dolayısıyla kök 3 katı olacağı için burası 4 kök 3 olur. Evet Öklit bağıntısına geçiyoruz. Ee, dikten dik inerse hatta şöyle deriz biz biliyorsunuz. Nerede iki dik orada Öklit. Evet dikten dik inerse Öklit var arkadaşlar. Öklit'in birinci kuralı yüksekliğin karesi ayırdığı iki parçanın çarpımına eşittir. Mesela arkadaşlar şöyle bir dik üçgen olsun. Ve şurası tam 90 derece olsun. Evet burası 2'ye 8 olsun. Hemen buradan haşı bulabiliriz. Birinci kuraldan yapabiliriz bakın. H kare eşittir. P çarpı K. Yani şu iki parçanın çarpımı. Evet 16 olduğundan H buradan 4 çıkacaktır. Peki dik kenar kuralları var. Ee, herhangi bir dik kenarın karesi. Şöyle kırmızı yaptım bakın. C'nin karesi. Yüksekliğin ayırdığı iki parçadan kendi tarafındaki ile hipotenüsün tamamının çarpımı Yani arkadaşlar C kare eşittir. P çarpı P artı K. Aynısını bu taraftan da yapabiliriz. B kare eşittir. K çarpı P artı K. Bakın burada yazıyor onlar. Evet. Bir de arkadaşlar dördüncü kuralımız var. Belki bir sonraki föyde anlatıyor olabilir slaytta ama ben şimdiden söyleyeyim. E, taban ile yüksekliğin çarpımı iki dik kenarın çarpımına eşit. A çarpı H, B çarpı C kuralı diyebiliriz. Mesela burada siz B'yi bulacaksınız ya arkadaşlar. B'yi nasıl buluyorsunuz? B kare eşittir. 2 çarpı hepsi. Yani 2 çarpı 10. 20'den B2 kök 5 bulunur. Mesela C'yi bulacaksınız. Öklit'ten C kare 8 çarpı hepsi. 8 çarpı 10. Yani 80. Buradan da C 4 kök 5 olarak dışarı çıkar arkadaşlar. Evet işte dediğimiz şey. Bir dik üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da dik kenarlar çarpımı yarısıdır. İkiler giderse ah bacı kuralı dediğimiz A çarpı H B çarpı C formülüne ulaşabiliriz. Mesela size kolay bir soru. 3, 4 ise h kaçtır? Evet hemen burayı bulursunuz. Hocam burası 5. O zaman 3 ile 4'ün çarpımı işte ahbacı kuralından 5 ile h'in çarpımı eşit. Burası 12 bölü 5 yapacaktır. Evet 5. örnek sorumuz. AB diktir AC demiş bakın. Ve AH diktir BC demiş. AB 2 birim. BC bir birim. Buna göre hcx kaç birimdir demiş. Tabii ki burada öklit var. Bakın dikten dikinmiş arkadaşlar. O zaman bunun karesi bu çarpı hepsi. Öklit'in yan kenar kuralıydı bu. Yan kenarın karesi eşittir. 1 çarpı 1 artı x şeklinde yazabiliriz. Buradan da arkadaşlar biri karşıya atarsak x eşittir. 3 olacaktır. Yanıt 3'tür. Evet, 6. örnek sorumuza geldik. Ee, X ve Y verilmiş bakın. Buna göre diyor ki X ile Y'nin toplamı kaç birimdir? Evet önce gelin arkadaşlar. Sadece şu mavi üçgeni görün. Bakın mavi üçgende de dikilmiş. Dikten dikilmiş. O zaman yan bakacaksınız buna. Çünkü şekil şöyle oluyor yan bakarsak. Bakın 2, 1, X. O zaman bunun karesi bu çarpı bu. O halde öklükten 2'nin karesi 1 çarpı x'ten x eşittir 4 bulunur. Şimdi x 4 yazdım. Şimdi arkadaşlar normal bakalım buna. Bakın şöyle bakalım. Hop şöyle bakalım. Aa hocam dikten dikilmiş. Doğru. Bunun karesi de bu çarpı bu olacak. O zaman 4'ün karesi de 2 çarpı y'den y eşittir. 8 bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla x ile y'nin toplamı 12 yapar. Yanıt 12'dir. İkinci formüldeki eşitlikleri taraf tarafa bölersek bakın bölmüş. A'ları götürmüş buradan e b kare bölü c kare p bölü k oranı vardır demiş. Dolayısıyla, e dolayısıyla burada bir soru var bakın. Birim kareler bölünmüş. ODX kaç birimdir demiş. Tabii ki bu formülü ezberlemek zorunda değilsiniz. Öklit'i bildiğiniz için arkadaşlar çok da böyle formülize olmayalım. Normal Öklit'te yazarak bulabilirsiniz. Şimdi dikkat. Bunlar e, tabii ki 8 birim kare olduğundan 1 2 3 4 5 6 7 8 buradaki birlere aldanmayınız arkadaşlar. Çünkü soruda demiş ki 8 tane birim kareye bölünmüş demiş arkadaşlar. Dolayısıyla burası 2 birim, burası 4 birim ve şurası da bakın x. Pisagor'dan burayı bulabiliriz. Burası 2 kök 5 olur. Hani dik kenarlar biri diğerinin 2 katıysa hipotenüs ne oluyordu arkadaşlar? Küçük kenarın kök 5 katı oluyordu. Dolayısıyla burası 2 kök 5 oldu. Evet Öklit'in ahbacı kuralını uyguluyorum. 2 dik kenarın çarpımı hipotenüsle yüksekliğin çarpımına eşit arkadaşlar. O halde buradan x eşittir. 4 bölü kök 5 olacaktır. Bunu da tabi 4 kök 5 bölü 5 şeklinde yazabiliriz. Evet 2020 AYT sorusu arkadaşlar. ikinci basamak sorumuz. Bir aracın arkasındaki sensör araç geri giderken sensörün bir cismi olan uzaklığına göre ötmektedir. Başlangıçta şekil birdeki gibi arkasındaki duvara dik konumda duran aracın sensörü ile Çubuk arasındaki mesafe 170 l Evet göstermiş bakın. Daha sonra araç doğrultusunu değiştirmeden 60 santimetre geri gittiğinde sensör ötmeye başladığı için şekil 2'deki gibi araç durmuştur. Evet araç onu hemen yazalım arkadaşlar. Araç ne kadar gitmiş? Araç e, 60 santim ilerlemiş. Yani arkadaşlar siz buraya X derseniz tam şuraya X derseniz sorulan yere burası onun kaç fazlasıdır? 60 fazlasıdır. Çünkü 60 gidince x kalıyor işte. Peki bu durumda sensörle çubuk arasındaki mesafe 130 oluyormuş. O halde arkadaşlar son durumda çubuğun araca olan dik uzaklığı yani x soruluyor. Peki buraya da y dedik dikkat ederseniz arkadaşlar. y dedik. Bu orta nokta olduğu için burası değişmiyor. y y diyebiliriz. O zaman dikkat ediyor musunuz? İki tane dik üçgenimiz var. Onları buraya çıkarıyorum. Birincisi böyle. İkincisi de şöyle arkadaşlar. Evet bu dik dik üçgenlerden Buralar Y. Bakın burası X artı 60. Burası ise X. Burası 170. Burası 130 oldu. Peki devam edelim. Pisagor yapıyorum arkadaşlar burada. Ee, x artı 60'ın karesi ile Y'nin karesinin toplamı 170'in karesine eşit. Peki diğer üçgende ne var? İkinci durumda X'in karesi ile Y'nin karesi 130'un karesine eşit. Şimdi taraf tarafa çıkaralım. E, taraf tarafa çıkarırsak şöyle oldu bakın. X artı 60'ın karesi eksi. X kare y'ler gider çıkardığımız için. Burası da 170'in karesi eksi 130'un karesi oldu. Biliyorsunuz iki kare farkından bu. 170 eksi 130. 170 artı 130 şeklinde yazabiliriz. Bunu da açarsak birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi şeklinde yazabiliriz. Bunlar bakın götürdü birbirini. O halde burada 120x artı 3600 kaldı. Burada ise burası 300 yapar. Bu, pardon burası 300 yapar. Burası da arkadaşlar 40 yapar. Evet bununla bunu çarparsak 12.000 yaptı. 120x artı 3600 12.000'miş. Bunu karşıya atalım arkadaşlar. Evet 12.000'den 3600'ü çıkarırsak 8400 kalır. Burası da 120x zaten her tarafı 120'ye bölersek arkadaşlar şöyle gitti. Ee, x eşittir buradan 70 bulunur. Dolayısıyla yanıt D'dir. Evet 7. örneğimize geldik arkadaşlar. Boyutu biraz büyüttüm bakın. P bölü K oranı kaçtır? Şimdi iki tane öklit yazacağız. O formülle ilgili bu. Onu ezberlememize gerek yok. 2'nin karesi eşittir. Ee, P çarpı P artı K. Evet öklitin yan kenar kuralı. Peki bu taraftan arkadaşlar 3'ün karesi eşittir. Bu sefer k çarpı p artı k. Evet burada oranladığımız zaman bunlar gidecektir. 4 bölü 9 eşittir. P bölü k şeklinde olacaktır. Yanıt 4 bölü 9'dur arkadaşlar. Evet 8. sorumuza geldik. 15, 20, 25 üçgenini hemen görmeniz lazım. Hocam bu nereden geldi? Arkadaşlar 15 e, biliyorsunuz 5'in 3 katı. Burası e, 5'in 4 katı. Tersen söyleyelim. 4'ün 5 katı, 3'ün 5 katı. O zaman burası 5'in 5 katı. 25 olur. Şimdi ahbacı kuralını uygulayalım. Neydi ahbacı kuralı? İki yan kenarın çarpımı hipotenüste yüksekliğin çarpımı eşit. Evet buradan her tarafı 25'e bölebiliriz arkadaşlar. Bakın bunlar gitti. Haş kaldı burada. 5'e böl 5, 5'e böl 4. 5'e böl 1, 5'e böl 3. Buradan da 3 çarpı 4'ten 12 gelir. O halde yükseklik AH 12'dir. Evet böylece bir konunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu an gördüğümüz bu üçgenler tüm geometrinin temelidir. Üçgenleri çok sağlam bitirmelisiniz. Bunun için arkadaşlar mutlaka tekrar yapmalı. Konunun önemli yerlerini ve özelliklerini, formüllerini gözden geçirmelisiniz. Ve unutmayınız arkadaşlar bol bol soru çözmelisiniz. Böylece hedefinize daha çok yaklaşacaksınız ve daha mutlu olacaksınız. O halde bir sonraki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın.